Şeyh Lütfullah Camii onarım çalışmalarının ardından dün ibadete açıldı. Çevre düzenlemesi yapılan ve mimari yapısı korunarak onarılan camiye namaza gelen vatandaşlar tarafından da beğenildi. Tarih araştırmacısı yazar Aydın Ayhan bu tarihi cami ve Şeyh Lütfullah'la ilgili KRT'ye bilgi verdi. Tarih araştırmacısı yazar Aydın Ayhan dün cuma namazı öncesi ibadete açılan Şeyh Lütfullah Camii'ni KRT Haber'le birlikte gezdi. Ayhan, Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan Şeyh Lütfullah Camii'nin 20 Ekim 2010'da başlatılan onarım çalışmaları tamamlanmasının ardından tarihe ışık tutacak açıklamalar yaptı. Şeyh Lütfullah İsfendiyaroğlu beyinin çocuklarından birisi. Evet. Şimdi Osmanlı'nın bir şeyi vardır. Bir yeri kendi topraklarına kattım. Oradaki beyleri katletmiyor, öldürmüyor. Sürüyor. Evet. Yani onları da mesela diyelim ki Karasi beylerini Rumeli'ye yollamış. Orada bizim bir takım şeylerimiz var. Hani Evren Usta Gazi'nin falan türbeleri Yenice vardadır. Kastamonu beyleri yani İsfendiyaroğlu beyleri de üç kardeşi beyin üç oğlunu Balıkesir'e getirmiş. Birisi Şeyh Lütfullah. Buna Seyfi yani askermiş bu. Seyfi diyorlar buna. Kılıçlı. Daha sonra buraya gelince burada askerlik yapamıyor. Askerlik yapması şey olmayınca dini şeye gidiyor ve Ankara'ya gidiyor. Hacı Bayram Veli'ye intisap ediyor. Bayrami evet. intisap ediyor. Hacı Bayram Veli intisabıyla beraber melamilik. Hacı Bayram Veli melami şey Bayrami melami Camiliğin kurucusu. Evet. Ondan sonra onu buraya orada şeyin Hacı Bayram Camisi'nin yapımında bulunuyor, bizzat bulunuyor. Evet. Daha sonra tabii çok Hacı Bayram Veli de bir beyin orada intisap etmesi hoşuna gidiyor. Çok değerli bir kişi. Onunla beraber buraya Balıkesir'e geliyorlar. Birlikte mi geliyorlar? Birlikte geliyorlar beraber, Balıkesir'e. Evet. Balıkesir'e geliyorlar ve Balıkesir'de Hacı Bayram Veli posnişin yapıyor. Yani tarikatının buradaki halifesi yapıyor bu kişiyi ve burada kalıyor. Burada melamiler inançlarına göre kendilerini kınayan insanlar bunlar. İnançlarına göre mezar mefhumu yok. Mezar yok. Ben ceset diyor bu bitiyor. Toprağa geldik. Toprağa geleceğiz. Toprak olduk, kaybolup kayboluyorlar. Evet. Ve bu yüzden Şeyh Lütfullah'ın mezarı belli değil. Keşfen bir şey söylüyor ama değil. Mesela burası tamamen şimdi burada bir türbe var. Burası onun türbedarının mezarıdır. Türbedarının mezarı. Yani kendi mezarı yok. Çünkü inançları o. Diyor melamiler bak basmasınlar diye böyle bir taş dikiverirler. Mesela şöyle isimsiz taşlar onların mezarları. Bak şuradaki şu isimsiz taşlar. Var şurada mesela. Bakın. Evet. Bak bu ortada var mesela. Yani bunlar. Evet. Diğerleri bundan sonra 1800'lü yılların başında melamilik tamamen tükenmiş burada. Ve evet. Burası metruk kalıyor. Metruk evet. Kalınca daha sonraki şeyler buraya nakşilik biraz ilerliyor. Burasını nakşilere veriyorlar ve nakşi tekkesi haline geliyor. Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanı Yılmaz Kur'an, eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunların bu yılda devam ettiğini söyledi. Kur'an, biz bu sıkıntılardan yıldık dedi. Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanı Yılmaz Kur'an, eğitimcilerin yaşadığı sıkıntıların bir kısmı geçmişten gelen sıkıntılar. Ancak son zamanlarda sıkıntılar arttı. Her gittiğimiz okulda arkadaşlarımızın sorunları var. Biz günde 2-3 dava açmaya başladık. Özellikle uzman öğretmenlikle ilgili geçen hafta 7-8 dava kazandık dedi. Maalesef her geçen gün kötüye gidiyor. Mesela KPSS'yi kazanmış arkadaşımız sözleşme öğretmenlikten kadro öğretmenliğe geçmiş. Bileğinin hakkınla. Tamam. Bir de en son geçenlerde işte seçimler esnasında yıllardır bağırdık çağırdık sözleşmelik doğru değil diye. Artık hükümet yıldı dedi ki tamam haklısınız. Sözleşmeli öğretmenleri hepsini kadroya geçirdim dedi. Şimdi o kendisinin yaptığı bu düzenleme Allah razı olsun dedik biz memnun kaldık. Yani bayağı bir uğraştık ama onlara hiçbir sıkıntı yok. Yani eskiden çalıştığı tarihten itibaren saydı işte yani derecesine kademesine saydı. Mecburi hizmetini düşürdü. Yani bütün haklarını verdi. Ama bileğinin hakkıyla gidip de KPSS'i kazanıp da kadroya geçenleri mağdur etti. Her gittiğimiz okuldan arkadaşlarımızdan bize işte şöyle olacakmış, böyle olacakmış ya da şöyle oluyor böyle. Veya da geliyorlar biz günde en azından 2-3 tane dava açma başladık. Yani her konuda yollukla ilgili olsun, banka promosyonla ilgili olsun, işte bu KPSS ile ilgili olsun, öğretmen atamalarıyla ilgili olsun, uzman öğretmenlikle ilgili olsun. Şu an gene kazandığımız davalar var. Yani boş çıkmıyoruz yani. Milli Eğitim Bakanlığı ne zaman mahkeme versek Allah'ın izniyle kazanıyoruz. İl Müftü Yardımcısı Seda Nur Sezen, kadına yönelik şiddet konusunda açıklamalarda bulundu. Sezen, Kur'an ayetlerinden örnekler vererek yaptığı açıklamalarında İslam dini barış dinidir dedi. Nisa 34'te aile huzurunu bozmak... dan bahseder veya nüşuz kelimesi kullanılır. Nüşuz orada
kadının aileye sadakatsizlik göstermesidir. Böyle bir şey olduğunda diyor ki Yüce Allah üç yol gösteriyor. Nasihat edin, yataklarınızı ayırın, yani bir psikolojik baskı uygun. Orada yataklarınızı ayırın manası bir yerde hani nasıl diyelim, bir ara vermek. Yani dövmeyin, kızmayın. Çünkü hani kızdığınızda bile yer değiştirmenin psikolojik veya sağlık açısından oturmanın, kalkmanın veya abdest almak hani Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilir. Belki bir şekil değişikliği. Ve üçüncü olarak da darp kelimesi vardır orada. Bu hep darp kelimesi vurun, dövün manasında anlaşılmıştır. Darp kelimesinin Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda veyahut da Arap dilinde, lügatine baktığımızda dövmenin dışında o kadar çok manası var ki. Ama biz ki darbı mesela bize şey olarak girmiştir, evet. Bir tamlama olarak girmiştir. Darbı mesel nedir? Öğüt vermek, misal getirmek. Evet, misal getirmek. Anladım. Yani orada da darp kelimesi misal verin. Biraz daha onunla konuşun, üzerine basa basa nasihat edin. Bu yolun yanlışlığı üzerine telkinlerde bulunun manasında. Kur'an-ı Kerim'de hani şeye baktığımızda darp kelimesi veya insana vurma manasında baktığımızda asla darp kelimesinin kullanıldığını görmüyoruz. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Şimdi ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sunar.